protect Britannia. I protect Britannia. Oh, paraya bak. Oh, kronu da geliştiriyoruz. Para gibi para. Ruinous Powers Undivided'a bonus veriyor. Şunu al. What is your behest? I have seen your heart. Gerçi dur lan sen orada. Tutalım seni orada, ne olur ne olmaz. Şu orduyu yalnız yenilemek için geri götürmek durumundayım. Bu ordu bu şekilde savaşamaz. Wipe yer komple. Bailiff. Gerçi rütbe veriyor, fena değil ama yani genel olarak çok beğenmedim şeylerini, bonuslarını. Rally, stand your ground. Uçanlara da bonus ver bakalım. Atlarını değiştireceğiz nasıl? Burayı hala vermiyor musun bana ya? 7.2 hiçbir şey değişmemiş. Cüceler senden aslında, ben de cücelerden dilerim. Belki geri verirler. Cüceler de yaşayamıyor çünkü dümdüz şehirde. İşime gelir tokatlanırlarsa. Onun dışında buralarda sanırım yapılacak çok bir şey yok. Ordu patladığı için belki... Evet, yeni bir ordu basmak gerek. 11 seviye var. Daha önceden olan bizim şey yaptım, saldığımız bir arkadaş sanırım. Bunu ver, sana bir ordu basalım mümkünse hızlıca. Birinci yemini var sadece. Birinci atlıları da çok basmak istemiyorum ama elimde daha iyi bir seçenek yok gibi. Allied recruitment verebiliyor muyum sana? Şöyle yapalım. İki silverin vereyim. Biraz da okçu vereceğim diğerlerinden de. İki de Eternal Guard ver. Ha, Allied bu kadar alıyor. Tamam, gerisini de köylü okçulardan yaparız. En azından piyade sağlam tutunur olur. Lüde Milor. En azından Norska gelmiyor lan bize. Şey saldırıyor, Belakor saldırıyor. Belakor'un yancıları da saldırıyor. Ama Norska'nın kendisi... Aa, yemişler lan şeyi. Wolfric gitmiş, bu şeyin arması. Trog. Neydi herifin ismini unuttum. Trog'un arması. Tog diyeceğim en son. Trog'un arması olması lazım. Çok geç düştü jetonum ama... Bu bile -7 anca düşürüyor bu sırada. Çok da mantıklı değilmiş ama. Global. Globalde birazcık ordu yapalım şuna. Olası bir ayaklanmaya karşı tank geçiriyor sanki. Abi şu bokum gibi motorların orasını burasını söküp öttürmek. Kim çıkardı bunu bilmiyorum ama gerçekten tiksiniyorum kim çıkardıysa bunu. 4 tane buraya verdik, ona da 8 tane vermiş olsak tamamlanıyor. Buranın özel binası Peaks of Paravon. Bütün ordulardaki Pegasus'lar, Royal Pegasus'lar ve Royal Hippogriff'ler %5 daha ucuz oluyormuş. Onları basmak da %30 daha ucuz. Artı bir de rütbe veriyor, bir de daha hızlı basılıyor. Çok iyi. Tam böyle ihtiyacımıza göre bir bina diye düşünüyorum. Şunu da ver. Şu binalara hiç bakmadık. Kontrol veriyor, growth veriyor. Hiç neredeyse growth binası basmadım bu oyuna başladığımda. Minimap'teki suların mavi olmaması beni sinir ediyor.
Yani mavi olsa çok renk cümbüş olmaz mı ya? Bilmiyorum. Bana mı öyle geliyor? Sonuçta bir sürü renk var. Her ırk ayrı bir renk. Aha. Ali Tanar geldi. Giblon. Bunlar da birleşememiş daha. Hala elfler ayrı. Üçe bölünmüş durumdalar. Katay birleşiyor bir yandan. Venaheimling yok oldu. What? 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 Aha! Eltarion yok etti. Belakur da yok ederse bitiriyor işi. Ulan. Ulan. Çok. Çok taşaklı adam. Rumzint'i de alalım bari. Who wishes the Grail? Lex Stonewall. I see you. It shall come to pass. The lady will see. Para var nasılsa. Short victory'yi tamamlamışız. Biz galibiyeti oynamıyorduk ama yani. Yine de eyvallah. Şu aşağısı çok can sıkıcı ya. Burayı da yıktılar mesela. Kimse almadı. Miragliano'yu alabiliriz aslında. Bir dakika, liman şehri orası. Ucundan geç. Miragliano liman şehri büyük de bir şehir. Orayı alalım. Cücelerle aramız kötü olmaz inşallah. Bizi pek sevmiyor gibiler ama Sartosa'ya doğru yol yaparız. Selamlar. Kaan abi ne yapıyorsun? Bugün çok yoruldum. Geçmiş olsun canım. Yalnız benim ismim de yumuşak geliyor. Şöyle iki tane daha versek. Çok oluyor ya, boş ver. Şunlardan devam edelim. Questing 800. Anasının gözü. Pegasus da alabiliyor. Pegasus nispeten ucuz, 275 ama statları ve sayılarından fark ediyor. Senin ikinci yeminin ne aldık biz? Bir bakayım. Win a battle at sea. Borsan yok mudur ya şurada bir yerde? Seni denize çıkartıp şuradaki savaşı kazanırsa. Eğer savaşsa tabii o. Yeminini yapmış sayılacak. Hemen üstüne patakıta patakıta üst seviyelerden şey bastırırız. Ultuan'la müdahalede bulunduk mu yoksa elfler bir kere de olsa adayı korumayı başardı mı? Korumayı başardılar ya. Nekari bir ara fena ilerliyordu da adayı komple korudular. Bir de Dark Elf'lere gidiyorlar. İşgal ettiler buraları. Gösteririm şimdi. Belakor'a bile saldırıyorlar. Yani bizim çok işimize yaradı. Batı tarafında bayağı işimize yaradı. Aleykümselam Bay Dünyalı. Batı tarafımızı bok götürdü yoksa. Bir yandan Dark Elf'ler, bir yandan Belakor sürekli böyle tutunup şehirlerde. Birazcık çıldırabilirdik. Eyvallah, iyi seyirler Samuel. Durtu, seninle dost most olmam. Geçeceksin o iş. İmparatorluk. Burada açacağımız başka bir şey var mı acaba? Green Tide Decree. Ices Decree yok gibi ya. Biz paralara devam edelim. Massive Orc Hall. Kron ne zaman bitiyor? İki turu var. Şurayı yiyelim. Ağaçlar yok, birleşmediler. Yes! Savaş. Pirek mirek. Al bunu. Tertemiz. Hem parasından dolayı tertemiz hem de yeminini kazandı adam. Çok iyi oldu bizim için. Üçüncü yeminin... Aha direkt geldi lan üçüncü yeminin. Niye öyle oldu bilmiyorum ama üçüncü yemin direkt zort diye geliverdi. Vallahi sorgulamayacağız. Devam. Aşağıda nelerimiz vardı? Champion of the Lady.
Abi orayı aldı alacak elfler. Almayın lan. Ne olur lan. Almayın, biz de gidiyoruz. Yine Amerikalılar hiç mi İngilizce bilmez? Boş ver, yapmayacağım. Bilmiyorlarsa bilmiyorlardır kardeşim, ne diyeyim. On the hunt. Oo. Oo. Dur bakayım, yeni arkadaşlar edinmişiz biz ya. Görmeyelim. Paracıklara bak, paracıklara. Oh, oh. Setra. Efendimiz. Efendimiz Setra. Simple creature. Basit yaratık dedi ya hatun bize. At kafasına bak, sen neren komplikesin? Basit yaratıkmış. Hatep. Hatep diye okunuyor zannediyordum. Katep'miş. Şu an bir uyanışa geçtim. İkit'i öldürdük ya. İkit. İkit diye bir şey yok. Ha, şunu gösterecektim. Naka işgal ettilerdi. Gördüğünüz gibi bütün şeylere çıkmışlar. Morati'nin olduğu yeri komple Ithain yok etmiş. Ithain. Avalon da bayağı yok etmiş. Şeyle sınır olmuşlar. Mazdamundi ile sınır olmuşlar. Kuzeyde de Nagarith fena gitmiyor gibi. Hani varsa Dark Elf'ler buralarda vardır. Ama buraya kadar geldiyse Nagarith, buraları yok etmişler anlaşılan. Tarox buralarda muhtemelen. Hala bak, yıkık şehirleri görebiliyoruz. Witchwood gitmiş. Aa, elfler, buradaki elf kız kardeşler gitmiş. Katep almış burayı. Gerçekten çok enteresan bir şey dönüyor orada. Elfler canavara bağlamış gibi. Önüne geleni yok etmiş elfler. Bize kaldırmayın, sokar. Guardian. Alt postumuz yok muydu zaten Argyllon'a falan? Bunu geliştirebiliyor muyum? Military Alliance istiyorum. Argyllon'da hiç yokmuş. Ama bassak da adam gibi gelecek bir yer. Hadi basalım şunu. Tamam. Hikayeden sonra Setra'ya saygım bayağı arttı. Yaşlı Almanlar ve Güney Amerikalılar İngilizce bilmiyor. Olabilir. Ya İspanyolca öğrenebilirsin bu sırada. Çok kolay bir dil. Ya çok aşırı kolay demeyeceğim belki ama ya Almancadan falan çok daha mantıklı, çok daha kolay geliyor ya. Almancadaki o artikeller, of Allah'ım, ruh sıkıntısı. Ama mesela İspanyolca'da artikeller çok basit. Yani dişi ve erkek diye geçiyor. İşte sonu sesli bitiyorsa dişi, sessiz bitiyorsa erkek tarzında bir şeyi var. Dili öğrenmek çok daha kolay oluyor o yüzden. Almancayı ben bilmiyorum nasıl bir çıkmış Almanca ama hayatımda gördüğüm en korkunç dil olabilir ya. Ne bir albenisi var, ne bir şeyi var. Gerçekten korkunç bir dil Almanca yani. Niye bu kadar kastırmalı bir dil var? Bilmiyorum. Gerçekten kasılacak bir dil değil çünkü. Questing Knights. Abi bu ablayı yollayalım olmadı. Burası isyan eder mi bilmiyorum ama. Eksi bir. Dayanırsınız ya. Green Knight veririz ona. Burayı aldı mı? Aldı. Pezevenk, beni mi bekledin almak için ya? Vallahi beni bekledi abi. Kapısına kadar gelene kadar almadı. Kaç turdur da yıkık. Ben geldim aldı ya. I am the blood of Gilles. Ah ah. Sartosa'yı da aldı abi. Oha. Bence bunları cüceler yok eder. Ben de üstüne alırım kalanları. Onlara savaş açmak hiç mantıklı değil. İçimde zaten herifler. Kıyamet senaryosunda yoklarsa, ki ben olduklarını hatırlıyorum, çok mantıklı olmaz. Profites.
lisede Almanca öğretiyorlar. Çok can sıkıcı oluyor. Kadınlarla İtalyanca, köpeklerle Almanca konuşur demiş Halken. Öyle mi olmuş? Do you wish the lady's favor? Abi girmeyeceğim şu savaşa, yeter artık. Morati tek toprak. Cermen korkunçlu diye yazmış. Abi bilmiyorum, böyle İspanyolca ortaokul ve lisede öğrenmiştim mesela. Çok ilerleyemedim. Çünkü şeydi yani, her sene hocamız değişiyordu. Her hocada sıfırdan giriyordu mevzuya. Sürekli alfabeyi bildiğimizi varsayıyorlardı da, hani merhaba nasılsınla başlıyorduk hep. Biri numaraları, sayıları öğretmişti. Biri hayvanları öğretmişti falan filan. Hepsi kayboldu gitti tabii, uzun yıllardır kullanmadığım için ama. Lar Caront. Girelim savaşa. Yunanca bile bu sırada tercih ederim yani Almanca'ya. Ki üniversitede Yunanca öğrenmiştim. Yunanca'yı tercih ederim her türlü. Almancadan kat ve kat daha kolay ki heriflerin alfabesi korkunç. Yani Yunan alfabesi korkunç bir alfabe olmasına rağmen yani şeyleri hatırlayamıyorsun, ulan bu neydi falan diye, garip garip semboller şeklinde. Ona rağmen yani ben Almanca'ya tercih ederim açıkçası. Almanca evlat olsa sevilecek bir dil değil ya. Şimdi burada Abbey of the Grail Companions vardı. Bunu alacağız. Alacağız. Bir dakika, almadan önce bir şey bakayım. Burada ne binası yok? Bütün binalar var. Tamam, al bunu. Bunu da ver. Parayı yedik sonunda. Lord of Bretonia. Blessings of the lady be upon you. Lord of the Bretonia. Biraz pahalı olacak ama sağlam olacaklar. Zaten artık bir zahmet olsunlar. Biz acaba dağda mı ordu yapsak diye düşünmüyor değilim. Bakıyorum bakıyorum, ordular böyle bir tatmin etmiyor beni. Bilemedim. My path is clear. Bunu burada basamazmışız zaten. Birazcık az gibi ordumuz ya. Çok şövalye basmamız lazım. İspanyolca tek bildiğim şey denada, bir şey değil demekmiş. Tanrı ile İspanyolca, kadınlarla İtalyanca, erkeklerle Fransızca ve atımla Almanca konuşurum. Karl Franz oynamayı bıraktık mı? Ooo. Ooo, paşam hoş geldin. o seri biteli bayağı oldu ama. Seri bitti. Bretonya'da 3. yayınımız bu. Nereden baksan kıyamete yetişti sayılır. Orada bıraktım. Wars of Errantry. Heh. Güzel. Kime saldıracağız? Yeşil delilere mi? Kaos'a mı? Valla çevremde yeşil derili yok. Hani saldırayım ama ta nerede Allah bilir. Bence Kaos'a saldıralım ya. Bu event ne katıyor? Win the following battle. Wars of Errantry. Chaos Waste. Ha, savaşlar var. Savaş var. 2000 chivalry veriyor. Oha. Ne diyorsun sen ya? Bu normalde var mıydı böyle bir şey şeyde? Normal campaign'de değil de. Şeyde. Rakart da gözüktü. Immortal Empires'da böyle bir şey var mıydı normalde? Savaşı biraz bekletip yapacağım bu sırada. Ne kadar güçlü bir savaş olduğunu bilmiyorum. Şuradan mı geliyor? Questing war falan. Son chivalry'yi aldığımız için olabilir mi acaba? Şunun ordusunu yenileyip öyle atmak istiyorum. Bu tarz bir savaş. I am the blood of Gilles. Your coming was foretold. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Hayvanlar var.
MCM JetXTR teşekkür ediyorum aboneliğin için. 21. ayın kutlu olsun. Macera perestlik savaşı adı da. Warhammer 1'de var. Yok ben Immortal Empires'ı kastediyorum. Immortal Empires'da var mı? Hikaye modunu demiyorum yoksa. Bu zaten şeyde de normal lore'da da olan bir şey. Eren Trigor. Var. Ama Immortal Empires'da neden var onu anlamadım. Acaba bug mı unutuldu mu falan diye düşündüm. Protector of Bretonya. Oyunların Türkçe çıkmasını isteyen kişilere yıl olmuş kaç sen de İngilizce öğren, yabancı dili öğren diyen insanlar hakkındaki düşünceleri nelerdir? Mantıklı. Oyun İngilizcesi zor bir şey değil zaten. Bilmediğiniz kelimeydi. Artık Google Translate var zaten. Yanda açıp bakarsınız. Altta batar bakarsınız. Telefondan bakarsınız. Teknoloji gelişti. Oyunlardan İngilizcenizi geliştirebilecek haldeyken Türkçe oynamanız çok yararınız olmaz. Dili kullanmanız gerekiyor. Mantıklı çünkü ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani dili kullanmadığın zaman çürüyecek o dil. Yıl olmuş 2023. İngilizce bilmiyorum diyen varsa çok büyük sıkıntıda yani. İngilizce bugün her türlü işte, her türlü programda, her türlü oyunda işinize yarıyor. Kitaplarda, makalelerde, birçok şeyde işinize yarıyor. Yani dünyanın zaten evrensel dili olarak kabul ettiği dil, herkes konuşuyor. Bilmemek okey ama öğrenmeye çabalamamak çok garip. Ya bu şeye benziyor, akıllı telefon ben öğrenmek istemiyorum deyip akıllı telefon kullanmamak gibi bir şey. Çağ buraya evrildi yani, herkesin akıllı telefon öğrenmesi, bilmesi gerekiyor zaten. İngilizce için de aynısını düşünüyorum. Yani bilmemek sizi 1-0 geride bırakıyor her konuda. Buraya ne basabiliriz? Ver bakalım. Bu sırada Skaven'lar ayaklanacaksa Skaven Blight da ayaklanacak muhtemelen. Yani oradan da geleceklerdir diye düşünüyorum. Bu ordu neredeyse hazır. Bir deneyelim. Çok zor bir savaş mı değil mi bilmiyorum. Kayıtı gerçi savaşta da alırız. İzin stance mi? Ne stance lan? Ne stance'indesin? Bırak şimdi stance'i, gel. Bakalım nasılmış. O Sigvald Archeon var. Oha ortama bak. Çok elit. Ortam çok elit. Luen'e vereyim. Luen hızlıdır. Bizim ordu birinci seviye. Karşısı Şampiyonlar Ligi. Kralın orduyu full griffin yapalım. Görsel şölen. Vallahi görsel şölen. Bretonya'dan Kata'ya kadar fethederek gidelim. Peki. Ya zaten her seferinde aynı şey oluyor. Burada gösterdikleri sürpriz unsurunu barındırmıyor. Bu savaşı yapmıştık galiba ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben hatırlıyorum sanki bu savaşı. Savaş bizi bu affı olmayan yerlere sürükledi diyor. Kaos bizi bekliyor ama Bretonya şövalyeleri eşi benzeri görmemiş savaşçılar diyor. Krallık size bel bağladı. Onları kaldırın, itin, yok edin. Bu güzel konuşman için teşekkür ediyoruz sana. What? Spearman at arms. Champion of the lady. Ah. Deli ediyor adamı. Priestess of the lady. Aaron Tree, gel.
The lady smiles. Sigvald'ın ordusunu yok ederek başlayalım önce. Sigvald altın kalkana geçmemiş. Döveriz herhalde birebir de. Sigvald çok kuvvetli bir düelist aslında ama burada sanırım o şeyde değil. Yapıda değil şu an. Yakın dövüşte bayağı iyi Sigvald aslında. En iyi düelistlerden biri ama kasılmış da gözükmüyor, şey olmuş da gözükmüyor. Büyülü bile vurmuyor, hiçbir şey yok. Ağzına bile tükürürüz. Arkeon da geliyor. Güzel. Bizimkiler oraya iyiye dursun. Büyülü vuruyor Arkeon. Arkeon'a karşı biraz daha dikkatli olun. Sen git şunları avla. Sen böyle gel. Şövalyeleri yok edelim. Kaybediyor ilk defa. Arkeon'u dövüyor da. Biraz şartları eşitlememiz lazım kendisi için. Ağızlarına bile sıçtık şövalyenin. Sigvald bile yaşıyor lan. Ayakta öldü. Bir tane şövalyeyi indirdi ve öldü herif. Pegasuslar ne yaptı? Halbertlar dalıyor boş. King Luan Leon Kyo. Aha, acılar geldi. Helen de Holy ile. Luan koş, Arkeon yaşıyor. Hem kafana böyle bir top düşüyor hem de kafana bir sürü süvari geliyor. Ne güzel dünya. Vallahi şu ortamda yaşamak çok enteresan olurdu. Arkeon da öldü. Geçmiş olsun. Koşun toplara. Ölün ya. Tam 9 level'lar da level 1'ler abi, ölsünler artık. Yenilemeyeceğim yoksa böyle.
Gözüme batmadıkça yenilemeyeceğim ben. Kolek geliyor. Şimşek sesleriyle. Daughter of Bretonnia. Gel koleyi diyeceğiz. Kolek ve saz arkadaşları geliyor. Oo. Saz arkadaşlarını da bırakmamış. Hacılar da gelsin. Gel bakalım. Normalde Kolek de çok kuvvetli bir karakterdi eskiden. Çok nerflediler Kolek'i. Dövedebilir yani Luen'i. Gerçi her statı bok gibi bize göre de. Eskiden Kolek'le böyle, yani eskiden dediğim Warhammer 1'de bu sırada 2000-3000 kişiyi yiyordunuz Kolek'le ya. Çok fenaydı yani. Ve dümdüz savaşarak, ha büyüsü bir tane şeyi vardı. Yıldırım atabiliyordu bir tane. Sırf onunla döve döve milleti yok ediyordu herif. Çok acayip bir karakter. Bayılıyorum kendisine. Ha, Luen de dayak yiyor biraz. Şey aldı. Buffladı şu an saldırısını. Fena vuruyor hasarı. Canını azalttık da buff'ı bitene kadar dalmasak iyi olur. %25 silah al, silah gücü aldım. Ne zaman bitiyor? 8 saniye, 7 saniye. Shagat'ları yiyeyim bakayım. Dragon olur ya da ne boksa. Biraz daha bekle. Kole'ye karşı mı? Kolek sağlam ya. Şimdi ağzına sıçmaya geldim. Glory to Britannia. Glory to Britannia. Ha, bu işte yıldırım gücü dediğim. Öldür lan şunu, kaçmasın. Bayağı güzel öldürdü, hakkını vereyim. Bunlar anti dev süvarileriniz ama birinci seviyeler yani. Çok büyük bir etki beklemeyin. Onlar da ölsün, onların da ikincisine geçelim zaten yani. Şu an çok şeyler, vasatlar. Sartorial geldi. Gel bakalım. Taktacı kul. Güvercin muamelesiz de yapmasın koca şeyi. Eski bir savaş olduğu için bir türlü şeylerin üniteleri gelmiyor. Tornaların üniteleri. Dragon Ogre'ları yiyin. Sartorial da direkt havadan geldiği için onu havada öldürür. Bitirin işlerini hadi aslanlar. Takır tukur iniyor. Çok şık, çok güzel. Allah aşkına ilerleyin. İlerleyin diyemiyorum. Kapıştınız mı? Ağzına bile sıçtık. King Luen.
Bir halt vurmuyor vallahi. Vur. Acıma bile. Bunlar full piyadeymiş. Biz de acımayacağız bunlara. Aa, Pegasus'um ölmüş. Bir kişi kan. Ya Pegasus da boktan bu sırada. Yani bir şey demeyeyim diyorum da statlarını bayağı bok götürüyor. Antidev ama sözde antidev. Yani 9 level olması dışında bir esprisi yok açıkçası şu an. Sartor yılda gitti, hadi bakalım. I shall prevail. Champion of the lady, by the lady. Oo, Shagat varmış bir tane. Güzel bir errantımız gitti. Öldüğüne sevinmem normalde de. Şu an temizlemek açısından iyi oluyor. Kendim silince üzülüyorum oğlum 9 devullarla. Gerçi başka general de verebiliriz yani. Öldüm, seçenekler var. Hiç Rimworld denedik mi? Denedik. Beğendik. Beğenmedik. Spawn of Chaos'lar kaçmıyor Unbreakable oldukları için. Sabaha kadar dövüşeceğiz bunlarla sanırım. Güzel bir savaşmış. Keyifli bir savaş. Keyif aldım yani.